Sedat Peker'in yanıt verdiği bir isim var, Cevheri Güven. E, bu Cevheri Güven kendi YouTube kanalında e, çektiği videoda e, bir takım iddiaları ortaya atıyor ve sizin de adınızı geçirdi. E, 15 Temmuz gecesi e, yaşananlara ilişkin e, sizden söz ediyor. Yine Hakan Fidan ve Hul Hulusi Akar konusunda da e, bazı açıklamaları var. Ne diyorsunuz? Video izlediniz mi? İzledim. E, videoyu, videoyu izledim programa girmeden kısa bir süre önce izledim çünkü e, öncesinde işte e, dışarıdaydım. Şimdi uzar ya biraz uzar o bakımdan ben kısaca tutayım bunu. Pazartesi günü daha ayrıntılı değerlendiririz belki 5. boyut programında değerlendiririz. Kısaca şunu söyleyebilirim. Ceyfer Güven kendisine Fethullahçı demiyor ama bu Fethullahçı oldu açık. Ee, ve bir dezenformasyon yayıyor. Bunu unutmamak lazım. Hmm. Ee, benim adımı geçirmesinin sebebi şu. Benim 15 Temmuz darbesine ilişkin yaptığım e, değerlendirmeleri, yorumu, e, ortaya attığım tezleri e, ve yaptığım araştırmaları izlemişler. Ve benim orada yaptığım bir tespiti yeni görmüşler. Bir süredir bunun hmm. üzerinde duruyorlar. E, biz e, benim darbe içinde, darbe kitabında e, ortaya attığım çeşitli programlarda ve yazılarımda da e, tekrarladığım bir e, görüşüm, bir e, tespitim var daha doğrusu. Birçok veriden hareketle, birçok kanıta dayalı bir biçimde ve gözleme dayalı olarak e, geliştirdiğim bir tez bir görüş bu. E, 15 Temmuz darbesinde o darbenin e, herkes 8.30'da neden yapıldığını merak ediyor. En önemli soru bu. Ya 8.30'da darbe mi olur düşünebiliyor musunuz? Daha güneş hı hı. batmamış e, siz arabanız eve giderken bir bakıyorsunuz yanınızdan tank geçiyor. Öyle fotoğraflar var. Yani evet. yandan tank geçiyor. Yani akşam yani çünkü Temmuz günler uzun. Yani saat 9'da karanlık basıyor. Hatta 9'u geçe siz 8.30'da şeyden çıkmışsınız. 8'de 8.30'da kışlalardan çıkmışsınız. Bunun tek bir nedeni var. Provoke edildiler. Erken e, hareket etmeye zorlandılar. Çünkü iot gibi açığa çıkmaları sağlanıp tasfiye edilecekti. Tek hesaplamadıkları şey vardı. Bunların ee, tahmin edemedikleri ölçüde kan döküleceğini düşünemediler. Ee, tahmin edemedikleri kadar sert çıktılar darbeciler. Kan döktüler. Bu kadar kan dökeceklerini tahmin etmiyorlardı. O arada herkes genel kurmayda niye hareketin olmadı, neden önlenmediğini, MIT'in kendisine bir binbaşının gelip durumu ihbar etmesine rağmen niye harekete geçmediğini, MIT müsteşarının o akşam bütün bu istihbarat bilgisine rağmen nasıl bir akşam yemeği verebildiğini, hı hı. E, saat 16'da genel genelkurmaya gelip polis akarla e, bir saat aşkın süre görüştüğü halde niye hiçbir önlemin alınmadığını merak ediyorlar. Ben olayları gözlemlediğim zaman, olayları analiz ettiğim zaman bir sonuç çıkardım. E, CFR'i e, güven ondan söz ediyor. O arada Fethullah Gülen'i tasfiye ederken acaba Recep Tayyip Erdoğan'dan da kurtulabilir miyiz diye bir hesabın yapıldığını düşünüyorum ben. Bu açık çünkü Marmaris'e Recep Tayyip Erdoğan yani e, AKP liderini, Cumhurbaşkanı'nı, hareketin lideri çünkü bu. Almak için giden general kim? Gökhan Sönmeztaş. Gökhan Sönmeztaş ben darbeciyim ama ben Fethullahçı değilim, cemaatçi değilim İsterseniz beni asın dedi. Önemli. Sonra onu ailesiyle tehdit ettiler belli. İşte hücresine kurşun bırakmışlar, mermi bırakmışlar. Yani böyle şeyler var. Evet. Süremizi de açtık ama çok da ee, bitiriyorum. Madem sordunuz, yani ben evet. bitirelim demiştim. <gülüyor> <gülüyor> e, o ekip gitseydi MAK diye bilinen çok özel bir birliktir. Hı -hı. Çok etkili olacağı açık. Çiğli havalandı. iki saat bekletiyorlar. Bizi kim beklettilerse bu tezgah ondan bizi sattılar dedi. Hı -hı. Kim olabilir bunlar? Genel olabilir. Mit olabilir. Sonra başka bir ekip gidiyor. Bunlar gitmediğine göre bir başka ekip gidiyor ve o ekip. Marmaris'te Sayın Cumhurbaşkanı'nın kaldığı, Erdoğan'ın kaldığı otelde geride kalan bütün koruma polislerini öldürdüler. Çok özel bir birlik onlar. Ve dağda taşta sakla 15 günde hiç kimse yakalayamadı onları. Kendileri jandarmaya telefon açıp teslim oldular. Arazide yaşadılar 15 gün biliyorsunuz. En son onlar teslim oldu. Özel birlik onlar. Yani Erdoğan otelden ayrıldıktan sonra oteli basıyorlar. Orada kaçırdıklar açık. Bir kuvvetin, bir iradenin hem cemaatten hem Erdoğan'dan kurtulmak istemiş olabileceğini söyledim ben. Benimki bir varsayım, benimki bir değerlendirme, benimki bir analiz. Ama şunu düş şöyle düşünüyorum. Bizim yaptığımız 15 Şubat analizi değerlendirmesi bugüne kadar hiçbir biçimde yanlışlanmadığı gibi. 15 Temmuz. 15 Temmuz düzeltiyorum. 15 Temmuz darbesine evet. ilişkin değerlendirmeler, analizler, benim kitapta yazdıklarım hiçbir gelişme, hiçbir veri tarafından yanlışlanmadığı gibi ortaya çıkan bütün yeni veriler, kanıtlar, ifadeler ve tanıklıklarla tamamen doğrulanmıştır. Evet. Darbe içinde isterim. darbe kitabı mıydı? Evet. Bunu yer aldım. Darbe evet.